Nikon 70'e 210 mm f4 sabit diyafram objektifimiz. Hemen şöyle hızlıca başlayalım göstermeye. Objektifin yapısı böyle. Netlemesi. Güzel aslında bak. Güzel. Neyse. Devamı. mm filtre. Kullanıyor. Ben step up 77 ile kullanıyorum. Ne kadar hayırlı olduğu tartışılır tabii, bakacağız. Zamanla görürüz. Bu da kıyaslanması açısından bir deodorant şişesiyle yan yana gelmiş hali. Gayet ideal boyutlarda. Ben bunun böyle gösterme sebebim benim daha taşınabilir. Bu da cetvelle 18 santim boyutunda. İşte bu şekilde. Şimdi cihazın üzerine de göstereceğim. Bu arada ha bunu şey anlatıyordum. Benim bunu seçme sebeplerim arasından biridir. Daha taşınabilir, daha uygun boyutlarda ve daha kaliteli görüntü. O yüzden ebat benim için önemli. Yok zaten 70-200 alırım, kullanırım ama her zaman onu kullanmak mümkün olmuyor. Bu da 85 mm'nin HUD'u, parasoleyi. HN23 fakat bununki HN24'tür. Bu 85 mm olduğu için full frame'de kararma yapabilir. 70 mm'den sonra kullanın yani. Ama ben DX'te kullandığım için bir sıkıntı yok. Şöyle yalandan bir takalım. Bu lazım çünkü bu objektifin kaplaması yoktur. Bu biraz ilkeldir. İlk otofokus deniyor. Zannedersem değil ama ikinci ilk değilse de 200 mm'ydi galiba, tam hatırlayamıyorum. Ama yani ilk diye biliniyor. İlk otofokus koleksiyonluk, zaten benim de çok hoşuma giden noktalarından bir tanesi. Koleksiyonluk bir objektiftir. Yani çok güzel. Bu şekilde. Şimdi bir takalım. Bakalım ne oluyor. D7000'imize. Fokus sesi duyalım. Ondan sonra geri kalanını duruşu bu. Bu parasoleyi şu yüzden lazım. Onu anlatıyordum. Bulmanızda fayda var. Çok güneşe, ışığa, bilmem neye karşı tuttuğunuz zaman çok ghost flare yapıyor görüntülerde. Bu parasole oldukça elemini ediyor onları. İşte çalışıyor baba. Ha, 1 metreden de aşağı yukarı 1 metreydi sanırım. Netleme yapabiliyor. O da çok güzel. Bir huy. Çok güzel makro çekersin yani. Bence. Hadi biraz tabii bu neyse. Böyle işte bir fikir versin zaten. Şey bu otofokus işte yavaş değil bana sorarsanız. D7000'de böyle görünüyor. Bir de benim tarzım parasolesiz. Bol ghostlu flare'li fotoğraflar. Ne zaman icap ediyorsa o zaman alıyorum daha doğrusu. Bir daha dinleyelim. Buyurun bakın bu şekilde. D7000'le. İlla bana kapattıracakmış ağzını. İlla bunu yapmayayım dedi. Ben yapmak istemedim ama bunu çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum ama hızlı bir netlemesi var. Çünkü siz sürekli sonsuzdan sonsuza gidip gelmeyeceksiniz yani. Hani bu aldatması, bu aslında yavaş otofokus deniyor ama bence değil. Bu şekilde D7000 ile beraber fokus sesi. Geri kalanları, aklımda kalanları
blogda yazacağım. Çok başarılı buldum. Çok beğendim. Şu andan tavsiye edebilirim.